ABD karışık soru çözümü 105. Kutupsal koordinat sisteminde denklemi r kare çarpı cos 2 teta eşittir 9 biçiminde verilen konik eğrisinin türü aşağıdakilerden hangisidir? Burada verilmiş kutupsal koordinatlardaki biz kartezyen koordinatlara getirmeliyiz ki hangisiyle karşı karşıya olduğumuzu anlayalım. Kutupsaldan kartezyene dönerken x'in r cos teta olduğunu biliyoruz. Y'nin r sin teta olduğunu biliyoruz. X kare artı y karenin r kareye eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan hikayemize başlayalım. Öncelikle şurada bir cos 2 teta'nın teta'ya düşürülmesi gerekiyor. Cos 2 teta. Cos kare teta eksi sin kare teta. Bunu yazabiliriz. 1 eksi 2 sin kare teta yazabiliriz. 2 cos kare teta eksi 1 yazabiliriz. Ben bunu yazacağım. Cos 2 teta yerine. Hangisini yazarsanız yazın. Bir yerden sonra aynı noktaya gelirsiniz. Cos kare teta eksi sin kare teta eşittir 9. Çarparsak r kare ile bunu. R kare cos kare teta. Şunun karesi alınmış. R kare sin kare teta eşittir 9. R cos teta x olduğuna göre burası x kare. Burası y kare eşittir 9. Bu konik denklemi de hiperboldür. Parabol şu formatta olmalıdır. Y eşittir ax kare veya x eşittir ay kare. Böyle bir şey olsa parabol olur. Ki öyle bir şey görmüyoruz. Elips olması için aradaki işlemin artı olması gerekir. X ve y, x kare ve y karenin katsayıları aynı iken arada işaret artı olacak. Gerçi onun yanlış söyledim. Çember için aynı olması gerekir. Aradaki işaret artı olsaydı bu bir elips belirtecekti. Şöyle olsaydı mesela x kare artı y kare eşittir 4 ama katsayılar farklı iken elips belirtir. Mesela 3x kare artı y kare eşittir 4 gibi. Katsayılar aynı olsaydı çember belirtirdi. Az önce biraz karıştırdık orayı. 4. X kare ve y karenin katsayıları aynı iken aradaki işaret artı olursa çember belirtir. X kare ve y kare arasındaki işaret artı iken fakat katsayılar farklı iken elips belirtir. Kesişen iki doğru belirtmesi için de çarpanlarını ayırdığınızda şöyle bir şey gelmesi lazım. Mesela x eksi y artı 1 çarpı x eksi 3 y eşittir 0 gibi bir şey. İki tane kesişen doğru belirtir böyle bir durumda da. Burada aradaki işaretin eksi olduğunu gördüğümüzde bunların katsayıları birbirinden farklı olabilir. Aynı olmak zorunda değil. Aynı olduğunda buna ikizkenar hiperbol diyor olabilirler. Öyle mi diyorduk? Öyle diyorduk galiba. X kare ile y karenin katsayıları 3, 1, 2 olsaydı arası eksi olduğundan dolayı yine hiperbolü seçecektik. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.